Trabzonspor eski yöneticisi, basın sözcüsü Zeyyat Kafkas'la beraberiz. Öncelikle bir kongre yorumunuzu alabilir miyim? Nasıl bir havada geçiyor? Yani kongrenin havası çok böyle neşe kaynağı yaratan bir ortam diyemeyeceğiz. Trabzonspor büyük kulüp. Anadolu'dan çıkmış toplumsal bir haykırıştır. Ama bunun karşılığında biz nasıl büyük maçlara konsantre oluyorsak, cami olarak kenetleniyorsak aslında genel kurullarımız da bizim çok coşkulu olması gerekiyor. Türkiye'ye buradan güzel bir mesaj vermemiz gerekiyor. Bu doluluk oranının olmaması hepimiz için üzücü ama bunu türlü sebeplere bağlayabilirsiniz. Önemli olan camianın yönetim kurulunun ve kulübün arkasında olduğudur ki bunu zaten son 7-8 aylık dönemde bu birleşmeyi, bütünleşmeyi gördüğümüz için bunu çok önemsemiyoruz ama mutlaka daha bir coşkulu olmasını da hepimiz isterdik. Yine açıklanan yönetim kurulunda sizin isminizin olmaması bu arada mavi taraftarlar tarafından ilgi görüyordunuz. Biraz üzdü. Neden yeni yönetimde yoktunuz? Yani yönetimde olmak Trabzonspor'a hizmet etmek içindir. Dolayısıyla hizmet etmek için de yönetim içinde veya dışında olmak çok önemli değil. İcrada olan arkadaşlarımız, bizim zaten birlikte olduğumuz arkadaşlarımızın devamı olduğu için biz de onlara destek olmaya devam edeceğiz. Hayır içeride, dışarıda. Bunun çok üzerine durmamak lazım. Bizim gibi yönetici hep söylüyorum ben, onlarca bulunur Trabzonspor'da yapacak. Belki yüzlerce bulunur ama önemli olan kulübü doğru zaman da doğru başkanla yönetilmektedir. Şu anda Trabzonspor çok zor dönemde ama doğru bir başkandan, doğru bir karakterle yürümeye devam ediyor. Dolayısıyla biz de onun etrafında içerideki arkadaşı veya dışarıdaki arkadaşı olmak üzere kenetleneceğiz. 8 aylık süre içerisinde çok mücadele verdiniz. Bu mücadele içerisinde sizi en çok yoran olay, keşke yapmasaydık dediğiniz bir olay oldu mu? Ya da en çok bu hareketi yaptık çok doğru oldu. Keşke yapmasaydık dediğim hiçbir şey yok. Çok net söylüyorum. En çok yorar lisansların tescilinin olacağı gündü. Zaten bugün yaşanan sürecin de o günlerle çok ilgisi ve alakası var. Dolayısıyla ama keşke olmasaydı diyeceğimiz bir olay yaşamadık. Çok radikal kararlar almamız gereken bir dönem geçirdik. Ve bunları almak her yönetim kurulunun harcı değildi. Ama biz hepimiz birbirimize sarılarak, camiadan da destek görerek bu kararları aldık. Bence bundan sonra Fener maçını kazandık. Dün akşam Kayseri'yi güzel bir oyuna kazandık. Haftaya Konya'ya puan kaybedebiliriz. Yenebiliriz de. Sonraki maçta da Beşiktaş'ta kötü bir sonuç alabiliriz. Ama bununla ilgili camia, yönetim ve takımı değerlendirmemeli. Çünkü Trabzonspor'un şu anki gerçeklerinde, şu anki kalkınma planında önünde bir 3 yıllık süreç var. Bu 3 yıl içerisinde her türlü sağ sonucu olabilir. Biz her halükarda, her şartta takımı ve yönetimi yanında olmak zorundayız. Çünkü gerçekten tablo çok güzel bir tablo değil. Çok kötü bir tablo. Bunu gelip de yönetim kurulu olarak biz bu Trabzonspor'un borcunu sileceğiz, temizleyeceğiz diyenler yalan konuşurlar. Böyle bir insanoğlu bence dünyada yok. Ama ne olacak? Trabzonspor'un kendi gelir gidene göre ekonomik bir sürdürülebilir, ekonomik bir model sağlayacak. Bunu sağlayacak yönetim de bu yönetim kuruludur. Dolayısıyla her şartta destek olursak bu önümüzdeki 3 yıl içerisinde Trabzonspor doğru yerde olacaktır diye düşünüyorum ben. Altyapıya önem verdiniz sizin yönetim kurulunca. Evet. Şu anda da alınan 2 skordan. İki maça bakar olursak altyapıdan, evet, oyuncularla kazandı. Evet. Trabzonspor bu çizgisini ileride devam ettirmeli mi? Ne gibi hamleler yapmalı sizce? Trabzonspor'un tek yapması gereken bu zaten. Tek hatta. Çünkü profesyonel kadroda oyuncuyu yetiştirip satarsanız kulübe gelir elde ederseniz. Yoksa borç olduğu yerde durur. Gelip de hiç kimse buraya bir hibe 250-300 milyon euro bağışlamayacağına göre Trabzonspor kendi modelini oluşturmalı. Bir sistem ve model içerisinde yürümeli. Bu yönetim kurulu bir sistem ve modeli oluşturdu ve devam ediyor. Aynı şekilde yürümeli diye düşünüyorum. Bakın Fener maçında skordan daha önemlisi kadroda 8 tane altyapıdan oyuncu olması, 4'ünün direkt bir tanesinden sonradan oyuna girmesi. Demek ki olabiliyor. Fener maçının kadrosu 11 milyon euroluk bir kadroydu. İlk 11'e baktığınız zaman 11 milyon euroluk bir maliyeti vardı. Demek ki öyle 40-50 milyonlar harcayarak popülizmle Trabzonspor'u bir yere getirmeyiz. Bizim gerçeklerimiz bunlar. Bu gerçeklerle hareket edebileceğimiz en doğru hoca da Ünal Karaman'dır. Bugün Ünal Karaman'ın tabii ki futbol dünyasındaki teknik kariyerine baktığınız zaman çok üst seviyelerde değil. Çok üst seviyelerde olan bir insanı buraya getirebilirsiniz. Bir dünya markası olabilir ama bu sonuçları emin olun alamazsınız. Günlük sonuç alırsınız. Biz Ünal Karaman'la Trabzonspor'un bu yapılanma döneminde çok doğru işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Hocamıza da ayrıca sahip çıkılması gerektiğini önemli belirtmek istiyorum. Son sorumu sorayım. Ağoğlu'yla vedalaşırken, yönetim kuruluna ayrılırken size ne söyledi? Valla Ağoğlu'yla vedalaşmadık. Birlikte olmaya devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun, ben teşekkür ederim.